Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda insanlara hayatta yediğiniz en büyük kazık nedir diye soracağız. Hadi başlayalım. Hayatta yediğiniz en büyük kazığı söyleyebilir misiniz? Hayatta en büyük yediğim kazık ne biliyor musunuz? Devlet vallahi bana öyle bir kazık geçirdi ki her gün her görmemize, yani bakkala gitsek bir simit almaya veya bir kola almaya çağırıyor bize, ceza yazıyor. Ben Adana'da oturuyorum. Adana'da bütün polisler de benden gıcık kapıyor. Yani neden gıcık kapıyor onu da bilmiyorum. Yani en büyük kazığı onlardan yedim. Yani bana bu zamana kadar en az 20-25 milyar ceza yazdılar. Yani ben onlara da o cezalarımı da silmesini istiyorum. Yoksa hapise atacaklar. O kazığı yedim yani. Ben rica ediyorum o kazığı da kaldırın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize hayatta yediğiniz en büyük kazığı söyleyebilir misiniz? Hayatta yediğim en büyük kazık. Erkek arkadaşımın nişanlanması. Benle beraberken nişanlanması. Senle beraberken nişanlandı. Benle sevgiliydi. Benle sevgiliyken nişanlandı. Nasıl oluyor öyle? Ya erkek millet her şeyi yapabiliyor. Demedin mi yani? Hiç konuşmadın mı sonra? Bu ne demek böyle diye? Ya işte düşün, ben her şeyi biliyorum, farkındayım, bunu bile inkar etti. Gerçi ben tabii gerçekleri biliyorum, elimde fotoğraflar falan var. Yok ya şöyle böyle inkar etti, tabii bitirdim ben de yani. Hani şey atılmış olsa bile, işte bir günlük olmuş olsa bile fark etmiyor. Sonuçta benden gizli yapılmış bir iş var ortada. Bir de nişan da atıldı. Onu bilmiyorum, yok atıldı işte, yok bir hafta nişanlı kaldık falan diye yalanlar söyledi. Ya düşün, nişan şey, biz sevgiliyiz, 7-8 aydır beraberiz, hiç sıkıntı yok. Ondan sonra bir gün öğreniyorum ki bu 2 hafta önce nişanlanmış. Nişanlı 2 hafta sonra öğreniyorum. Tabii tesadüfen öğreniyorum. Soruyorum, yok ya biz 3 kişi aile zoruyla oldu. İşte bir hafta nişanlı kaldı falan, sonra ayrıldık falan dedi de. İşte yemedim tabii ben. Önce de yememelisin yani. O yüzden. Hayatta yediğiniz en büyük kazığı bize söyleyebilir misiniz? En büyük kazık kız arkadaşımın benle sevgiliyken, dayısı öldüğü zaman ona ilgi gösterdiğim zaman, cenazesine gelmek istediğim zaman ilgisinden dolayı, benim ilgimden dolayı onu bıkması ve benden ayrılması. Bu. En büyük kazık bu. Sıkılmış demek. Aynen öyle. Halbuki hani kızlar ilgi ister. İlgi gösterdikçe o benden bıktı ve gitti. Çok mu düştün kızın üstüne? Ne yaptın? Cenaze ya. Sonuçta ilgilenen dedim. O da yok dedi. Başka bir şey yok mu? Yok. Teşekkür ederiz. Bize hayatta yediğiniz en büyük kazığı söyleyebilir misiniz? Linerce bir sınavından 23 almam. Hangi sınavdan? Linerce bir. Buradan Recai Hoca'ya selamlar. En büyük kazığım buydu sanırım. Ha bir de bir tane tunik almıştım. Bir dükkanda 100 liraya aldım. Çıktım 55 liraya başka bir yerde gördüm. Bu da olabilir. Bir de ilk sokak röportajımda bağlantı kesildi. Bunlar söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Recai Hoca, seni sevmiyorum. Bize hayatta bize hayatta yediğin en büyük kazığı söyleyebilir misin? Dost kazığı. Nedir? Açabilir misin? Açamam. Çok gizli. Yüzeysel. Yüzeysel. Aldatıldım ben. Nasıl yani? Bunu arkadaşın. Efekt ekleyebiliyor muyuz? Evet. Ben anlatmayayım ya. Bence anlatacaksın. İçin dolu. Dolu. Rakı'ya gitmemiz gereken konular var. Öyle bir şey yani. Açmayayım ya. Açmayayım. Ne yaptı? Arkadaşınızın sevgilisiyle falan. Aynen. Şey. Aynen. Seviyor muydunuz? Sevmiyordum da ama koyuyor insanı. Tabii. Sevgilim. Vallahi koyuyor. Peki, teşekkür ederim. Çin'e selamlar. Teşekkürler. Hayatta yediğiniz en büyük kazığı söyleyebilir misiniz? Hayatta yediğim en kazık dost kazıdır. Ne yaptı arkadaşınız? Vallahi boş verin ya, özel orası ya. Yüzeysel. Ya sevgilimle aldattı işte. Öyle değil. En yakın arkadaşın sevgilinle. Evet öyle oldu. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Arkadaşımı bitirdim onda. Bir daha konuşmadım onda. Evet. Böyle kötü olmuş. Senin? Benim de kuzen kazı. Ne yaptı kuzen sana? Sevgilimle çıktı yani. Bir nevi ikisi bir kandırdılar. Arkamdan iş çevirdiler. Kuzenin, öz kuzenin senin sevgilinle sevgili oldu. Aynen. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Sevgilimle ilişkimi bitirdim. Kuzeninle konuşuyor musun şu an? Konuşmak zorundayım yani. Kuzenin sonuç. Tabii. Akrabalık bağı var. Olmasa? Üzücü. Teşekkür ederiz. Hayatta yediğin en büyük kazığı bize söyleyebilir misin? Arkadaşımın
Arkadaşım sevgilimle çıktı. En büyük. Herkes aynı şeyi yaşamış ya. Vallahi. Sen ne yaptın peki? Arkadaşımla önce muhabbeti kestim. Sonra konuştum. Kızla çıkmasına izin verdim. Kız da yanına öpüştü falan. İşte öyle. Senin bayağı de ayrı bir rahatlık yani. Benimki biraz öyle oldu ya. Kardeş olunca bir şey diyemedik yani. Arkadaşlarımız bozulmasın diye yaptım. Yani İyi niyetliyim diyorsun. Aynen. Hayatta yediğiniz en büyük kazığı bize söyleyebilir misiniz? Sırayla. Arkadaştan başlıyoruz. Hayır, ben doz kazığı yedim. Ne yaptılar size? Daha önce bir arkadaşım vardı. Aynı yerde çalıştığımız. Erkek arkadaşımı daha sonra onunla çıkmışlar, beraber çıkmışlar ama sonrasında oluyor yani bu olay. Öncesinde ben öğrenememiştim. Daha sonra, yıllar sonra işte senin sevgilin bana teklif etti de şöyle de böyle de falan filan ama yıllar sonra söylüyor. Zaten onları sonrasında ben görüyorum yani. O şekilde oldu. Doz kazığı yedim. Sizin? Ben kazık yemiyorum. Hep kazık atıyorum herhalde. Ben o kızımdanım herhalde. Ne yaptınız? Attığınız bir kazığı söyleyin. Şimdi söylemeyeyim ya. Denk gelir mi? Gelir. Ne bileyim yani. Canımı yakanı canını yakıyorum diyelim. Çok da kazık atmak demeyelim. En iyisini yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayatta yediğiniz en büyük kazığı bize söyleyebilir misiniz? Çok fazla kazık yediğim söylenemez. Ne diyeyim? Aklımda kalan arkadaşlardan yedim. Öğrencilik hayatında yedim. Alkol muhabbetinden dolayı bir kazık yedik. Ne gibi mesela? Ne gibi? Satıldık. Öyle söyleyeyim. Yani içmeye gidecektik. Hep beraber aldık ama bizsiz içildi alkol. Büyük bir dert. Yani ne yapalım? Böyle oldu. Başka? Başka yok öyle. Benim pek kazık yemişliğim yok. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ ol. Hayatta yediğiniz en büyük kazığı bize söyleyebilir misiniz? Aldatılmak da herhalde, bilmiyorum. Ya kazık yemedim ben. Aldatılmışsın ama. Yani pek sayılmaz da yemedim diyelim ya. Anladın mı? Hayatta yediğiniz en büyük kazığı bana söyleyebilir misiniz? Yemedim. Ben yedim. Sevgilim tarafından. Ne yaptı sana? Aldattı. Sen ne yaptın sonra? Hiçbir şey yapmadım. Kendine bıraktım. O kendi karakterini gösteriyor. Sen? Aynısı ya. Ben de o kazığı yedim. Siz aldatıldınız mı ya? Yüzü kıyamam. Sen ne yaptın sonra? Yani aldattığı çocuğu dövdüm. Başka söylemek istediniz? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayatta yediğin en büyük kazığı bize söyleyebilir misin? Neyi? Kazığı mı? Aşk. Nedir mesela? Açabilir misin biraz? Şu anda yani güven meselesi yaşıyoruz. İşte sorun yaşıyor aşkta yani. Şu an yaşıyorsun. Evet. Ne yaptı size? Ne yaptı mı? Boş ver ya. Aldatma yani. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Hayatta yediğiniz en büyük kazık nedir? Çok güzel bir soru. Dost kazığı diyeyim. Ne peki? Açabilir misiniz? Kim ne yaptı size? İhanet. Ne gibi? Sevgili, ya? Sevgili yönünden ihanet. En yakın arkadaşınız, sevgilinizi falan. Evet. Siz ne yaptınız? Sadece bakmakla yetindim yani sadece. Yani başka bir şey yapmadım. Peki bitirdin mi arkadaşlığını falan? Tabii ki de ister istemez bitiriyorsun. Dostluğunu da bitiriyorsun, arkadaşlığını da bitiriyorsun. Başka var mı? Başka yok. Peki, teşekkür ederiz. Ne demek? Hayatta yediğiniz en büyük kazığı bize söyleyebilir misiniz? Benim böyle bir arkadaşım olması. En büyük kazık. Kimden kazık yedin? Arkadaşımdan yedim. Ne yedin? Ne yaptın? Ne zaman gelsem parası yok. Bir şey yani nasıl söylesem illa benim cebimden yiyecek yani. Kendisi de şurada bak. Bir ona da sorun istiyorsanız. Geliyor zaten, aynen. Kardeşim sana bir şey söyleyecek. Tabii. Hayatta yediğin en büyük kazığı bize söyleyebilir misin? Hayatta en büyük kazık. Aa, işte bu. O da seni gösterdi. Tamam, işte ben o da ben. Ne yaptı sana arkadaşım? Ne yaptı bana arkadaşım? Çok güzel soru. Harbiden hiçbir şey yapmadın lan, sağ ol. Yapmamış hiçbir şey. Ama bana her şey yapıyor. Ben sana ne yaptım oğlum? Ne yapmadın ki oğlum? Şimdi bak, Instagram falan atarlar. Rezil edersin bizi. Tamam, kolay gelsin. Teşekkür ederiz.
Hayatta yediğin en büyük kazığı söyleyebilir misin? Şu çocuktan yedim abla. Ne yaptı? Kıza yazacaktım, gitti o yazdı. Başka? Başka yok ablacığım, bu kadar ya. Tek bundan yedim ben. Teşekkürler. Eşik seni. Tamam, teşekkür ederiz, görüşürüz. Bize hayatta yediğin en büyük kazığı söyleyebilir misin? Bu kalplerle pek de uygun olmadı ama. Arkadaş kazığı. Ne yaptılar sana? Ne yaptılar? İkiyüzlü davrandılar diyelim. Mesela? Biraz açabilir misin? Sevgilisinden dolayı beni konuşmak kesti benimle. Çok banal. Senin? Sevgili kazığı olması lazım. Yani en yakın arkadaşımın kuzeniyle mi çıkması, öyle bir şeyler garip. Yani hayat bence kazık dolu ya. Normal hiç şey yok yani. Normal ayrı yapamazsın. Öyle. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve henüz değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.